Maddi Halk Eğitim Merkezi olarak biz her zaman, her yerde, herkese için eğitim sloganıyla vatandaşın talep ettiği bizim modelimizde var olan 3753 kursları açabiliyoruz. Yeter ki vatandaşımız bize kurs talebinde bulunsun. Kurs vatandaşımız bize geldiğinde ihtiyacı olan veya gelişmek istediği alanda ki kursu istediğinde biz onlardan en az 12 kurs yeri tamamlayıp sonra onlara uygun sınıf veya atölye ayarlayıp usta öğretici görevlendiriyoruz ve eğitimlerimiz başlıyor. Biz usta öğreticileri kurslara kaydederken özellikle tüm vatandaşlarımızdan da isteğimiz budur. Sizin hangi alanda ihtiyacınız var ise o alana göre gelin bize başvurun, bizden görüş alın. Biz o görüşe göre sizin ihtiyacınız olan kursları bir an önce açalım. İstiyoruz ki 2021 yılında sloganımız, hedefimiz buydu. Diyoruz ki herkes muhakkak bir defa halk eğitimi kursundan faydalansın. Biz bu sloganla hareket ediyoruz ve her vatandaşımızı her gün olmasa da muhakkak bir kursumuza katılmasını bekliyoruz. Bir defa kursumuza katılan biri ya sosyal, kültürel kurslarımızdan veya mesleki kurslarımızdan veya kişisel gelişim kurslarımızdan muhakkak kendisine uygun bir kursu bulacaktır. Biz bu yıl özellikle pandemi nedeniyle de mesleki kurslara ağırlık verdik. 2021 yılı dedik mesleki kurslarımızı arttıralım, istihdama yönelik kurslar açalım ve o şekilde de hem merkezimizde mesleki kurslar hem de köy ve köy ürünlerini, köydeki üretim kalitesini arttıracak kurslara ağırlık verdik. Çok şükür başarılı da olduk. Mesleki kurslarımızda da bu yıl yaklaşık 279 kurs açtık. Bunlardan da vatandaşlarımızdan kaç kişi faydalandı hemen söyleyeyim size. 1458 vatandaşımız mesleki kurslarımızdan faydalandı. Bu ne demektir? 1458 vatandaşımız meslek sahibi oldu. Kendi alanıyla ilgili üretime katkı sağlayacak anlamına geliyor. Bizim vatandaşlardan isteğimiz muhakkak halk eğitim merkezlerine uğradıklarında sosyal, kültürel, mesleki kurslarımızdan faydalandığında hayatı değişecektir. Özellikle mesela ev hanımları kurslarımıza geldiğinde diyor ki ben dört duvar arasından kurtuldum. Artık ben de özgüvenle kendimi ifade edebiliyorum. Evde eşimle tartışmıyorum. Duvarlar üzerine gelmiyor. Kendi hemcinslerimizle sohbet edip hem mesleki kurslardan hem kişisel gelişim kurslarından hem kendimi geliştiriyorum. Hem de topluma, aileme, çevremdeki akrabalarıma gördüğüm kurslarla faydalı olabiliyorum, söylüyorlar bunu. Peki en çok hangi kursa ilgi oluyor? En fazla ilgi gören kursumuz hangisi? İlgi gören kurslarımızda özellikle yaş grubu ve kadın yani erkek cinsiyet ayrımına göre değişiyor. Kiloluk kardeşlerimiz spor kurslarımıza çok ağırlık veriyor. Yaşlı bayan kardeşlerimiz. Gençlerimiz müzik kurslarımıza çok ağırlık veriyor. Yine 18 yaşından büyümüş, 18 yaşını geçmiş mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyen genç kız ve erkekler bir an önce ayaklarının üzerinde durabileyim diye bizim kurslara başvuruyor. Başvurular cinsiyete göre, yaşa göre değişiyor. Peki 2022 yılı için başvurular, yeni kayıtlar için başvuru tarihi var mı? Halk eğitim merkezleri olarak biz 7/24 halkımızın, vatandaşımızın hizmetindeyiz. Yeter ki halk eğitimin kapısından ayaklarını attığında, içeri girdiklerinde süre farkı yok, zaman farkı yok. Var olan modüllerimizden istediği kursa kaydını yapabilirler. Kayıt için bir kimlik fotokopisi ve HES kodunun olması yeterli.